Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük bir maç sunacağım. Türkiye için, ülkemiz için bence çok güzel bir şey. Flamengo Royal Youth maçının tiebreak'i, yani kazananın bir üst tura çıktığı Clutch Gaming'le oynayacağımız maçın analizini yapacağım. Yani bundan sonra Clutch'la oynayacağız. Clutch Gaming çıktı. Spoiler'ı da vermiş olayım. Bu maçı kazanıyoruz zaten. Şuradan size göstereyim şimdi. Bu maçın analizini yapacağız sizinle. Bence çok güzel bir maç oldu. Çok çok güzel oynadık böyle. Kimse Müthiş oynayamıyor böyle. ki. 10 numara. Bunlar Kiana ve Pantheon'u Şimdi yasaklamak zorunda diye yasak. biraz sesini kısıyoruz şeyin. Adamlar Kiana ve Pantheon'u yasaklamak zorunda gibi bir şey. Ve Syndra'yı yasaklıyorlar. Şimdi Syndra'yı büyük bir ihtimalle Pilot'ta oynuyor, tamam mı? O yüzden yasaklıyorlar. Biz Draven, Rexxei, Gragas. Rexxei'yi bir önceki maçın analizinde izlemişsinizdir. Biraz bize kan kusturuyor. Gragas klasik ban. Draven'ı da banlıyoruz. Bir önceki maç Rex'e yerine Pantheon banlamıştık. Çünkü kırmızı taraftık. Şimdi buradan Lee Sin alıyoruz. Neden? Rex'e ile Gragas'ı banladık. Lee Sin alıyoruz. Adamın şampiyon pool'unu daraltıyoruz. Burada Leblanc, Nocturne geliyor. Biraz garip bir seçim geliyor. Nocturne'u buradan almanın mantığını bilmiyorum. Leblanc geliyor blind. Syndra banlı diye Leblanc'ı güzel bir pick olarak görüyorlar. Direkt Zayarakan çekiyoruz. Burada Zayarakan'ın güzel yanı ne biliyor musunuz? Burada ya AD carry ya support alacaklar. AD carry alırlarsa supportları banlayacağız. Support alırlarsa AD carry banlayabiliriz. O yüzden güzel bir ban pick oluyor bizim için. Yine trash oluyorlar. Klasik adamın artık. Şimdi Leblanc'a karşı Lissandra banlıyorlar. Biz Kai'Sa banlıyoruz. Neden? Zaya var zaten. Zaya karşı Kai'Sa'yı banlıyoruz. Buradan ne geliyor? Renekton geliyor. Caitlyn banlıyoruz bir de. Bir TT'nin oynadığı için. Ezreal büyük ihtimal oynamıyor adam. O yüzden bence çok güzel ban atıyoruz. İkinci phase banlarımız çok güzel. Adamlar da Lissandra Renekton banlıyor. Renekton'u banladıkları için çok mutluyum açıkçası. Bence siz de mutlusunuzdur. Anlayabiliyorum buradan. Ashe geliyor. Ya senin neyine Ashe oynamak ya? Allah Allah. Allah Allah. Direkt blind GP çekiyoruz abi. Armut'a verdik GP'yi. Yandan da Twisted Fate'i çektik. Artık emanetleri çektik beyler. Bunlar bizim emanetlerimizmiş, bizim haberimiz yok. Zor zamanlarda çekecekmişiz bunları. Son pikten de ne geliyor? Kamil geliyor yine. Ya kardeşim, bu adam seni az önce yok etmedi mi Kamil oynarken? Sen niye Kamil alıyorsun? Ama teşekkür ederim. Robo kardeşim. Ve koçları kimdi bunların? Nerede yazıyor? Yazmıyor. Koçlarına da çok teşekkür ederiz buradan. Benden selam söyleyin ona. Tweet falan atabilirsiniz yani. Benden teşekkür tweet. Bot lane'de Zayarakan, Ashe Thresh. Ashe Thresh'in bir tık daha iyi olduğu matchup. Twisted Fate, LeBlanc. LeBlanc'ın çok ezdiğini düşünebilirsiniz. Ama AD TF olduğu için o kadar çok ezmiyor. Jungle'da Lee Sin, Nocturne. İlk 6 levelde Lee Sin gayet güzel. 6'dan sonra Twisted Fate biraz zorlanacak. Top lane'de de GP Kamil. GP gayet iyi bu matchup'ta. Ve şöyle diyeyim. Teamfight kısmına geldiğimiz zaman yok ederiz. Adamlar da neredeyse yani CC'leri bol gözüküyor ama oynaması daha zor adamların şampiyonları. Bizimkiler daha kolay. Siyol ne yapıyor? Seçiyor kartı. Tık. Rakan ne yapıyor? Basıyor ultiyi. Pırr, geziyor. W atıyor. GP ne yapıyor? Basıyor R'yi. Closer'ınki zor. O da zaten Closer abi. Oynasın bir zahmet. Closer'da Lee Sin oynamayacaksa ben mi oynayacağım? Neyse maç başlıyor beyler. Şimdi burada ufak bir trik var. Onu göstereceğim. Tolerant ward atıyor. Ward atıp base atıyor. Tarayıcıya değiştiriyor bakın. Hop onu kamerayı düzeltelim hemen. Bakın. Tarayıcıya değiştirecek. Bak, tarayıcı var şu an Tolerant'ta gördünüz mü? Ward attı. Tarayıcıya değiştirdi. Bunu yapabilirsiniz solo queue'da. Burada ufak bir trade atıyoruz. Bu trade biraz iyi ama potu niye burada basmıyor Siyol? Bak. Vururken bas. Hem canın da olsun hem adamı biraz da fazla damage at. Hem trade'den daha üstün çıkmış ol. Pot hala devam etsin. Bir tane daha vur adama. Burada mesela adama vurmadığı için trade kaybediyor. Boşa pot basıyor. Armut üstünlüğünü hafiften kurmuş. Burada closer karşı jungle'a giriyor. Çok iyi bir şey yapıyor bu arada. Karşı blue'yu çalıyor. Gromp'u çalıyor. Şimdi buradan geçerken bak Nocturne nerede? Fail oluyor. Bilmiyor. Daha yeni öğrendi. Şimdi öğrendi. Burada bir Tolerant'ın ufak bir trollü var. Troll demeyeyim de bir hata diyelim. Burada bir BRTT neden mesela
Zayağı vurmayı bırakıyor bak. Şu an kovalasa hatta Thresh flash falan atıp o adamları kovalayabilirler ama adam birden minyonlara dönüyor. İnanılmaz garip. Allah razı olsun BRTT. Burada Siyol çok güzel oynuyor. Hop. Stun'ı buna vuruyor. Nocturne burada E açsa ölüyor. E açmadığı için kaçıyor. Gayet güzel oynuyor. LeBlanc'a stun atsa ölecek. Nocturne'ı atıyor. Şimdi bakın beyler. Shrimp de yani Nocturne'da flash yok. Tamam mı? Bizde de Siyol de yok. Armut zaten top lane'de yok etmiş. 24'e 7. Bunların hepsini alsan ne olur? Maksimum 15 olacaksın. Bakın şimdi. Bu adam buraya giriyor ya. Şu an bak. Tam zamanını söyleyeceğim şimdi size. Bak söylüyorum. Söylüyorum. Hadi. Şu an trollüyor. Şu an Twist ve Lee Sin bırakıyor Scuttle'ı. Zaten bot lane push'u bizde. Bırak. Bak burada Closer'ın yapması gereken şu. Zyra Khan pushlamış. Bakın burada. Scuttle'ı bırakıyorsun. Zyra Khan alıyor. Sen gidiyorsun bu adamı darlıyorsun. Neden? Flash'ı yok. GP nerede? Pushlamış. GP gel abi. Gel abi GP. Twist Fate boş vermedi. Gel. Gidiyoruz. Kestik. %100 ölü. Hatta adamdaki disrespect'e bakın. Bakın. Wolf'e gitmiş abi adam. Wolf'e gitmiş ya. Bu nasıl laubali bir hareket? Burada güzel güzel oluyor bizim için ya. Kamil'in flash'ı gidiyor. Closer burada. Ah. Şunu dipnot olarak söyleyeyim. Lee Sin'le dibdibeyken Q tutturmak adam kaçıyorsa daha zor. Aklınızda bulunsun. Ama şu koridorun güzelliğini görüyor musunuz? Karşı Kamil ayva yedi. Teleport tutuyor. Armut çak teleportu sende. Bakın Twist Fate çekmiş MR'ı. Twist Fate çekmiş MR'ı. Hadi LeBlanc gel kes beni abicim demiş. Kesemez çok zor. Bizim çocuğa yine gankleniyorlar. Ama adam nerede oynuyor bak. Bu adamı kesemezsin abi Nocturne. Ne yapıyorsun bu adamı nasıl keseceksin? Bir de bizimki mavi kart seçiyor. Mavi kart seçiyor. Büyük troll ha. Şaka yapmıyorum. Armut. Flash'ı koyuyor. Flash'ın olmadığını biliyor. Bakın arkadaşlar oyunda her şey pamuk ipliğine bağlı. Orada Nocturne bizim blue'umuza geldiğinde Kamil mecburen yardıma geliyor kurtarmak için. Yardıma geldiği için Flash'ı gidiyor. Flash'ı gittiği için Armut burada birebir de skor alıyor. Bunların hepsi böyle arkadaşlar. Yaptığınız bir hata siz farkında olmadan takım arkadaşlarınızı geri düşürüyor. Bunun lütfen farkında olarak oyun oynayın. Lütfen. Görüyorsunuz. Kendiniz görün. Burada Şirin bulti atıyor. Armut kesiyor ama no problem. Hop. Closer hemen Dragon'a başlıyor. Aferin Closer. Abi ağır kanı da almış. Ağır kan alabilirdin diyenleri duyuyorum. Ağır kan da aldığı için şu an Twist Fate'i kesme ihtimali yok LeBlanc'ın. Hem HP'si var, hem MR'ı var. Hem de Rune'den Resolve girmiş. Türkçesini bilmiyorum. Şu yeşil taraf. Şu yani. Azim galiba, Azim'di. Emin değilim tam. Şu an bakın Zaya Rakan. Zaya CS'de önde. Topta yok etmişiz. Mid'de eşitiz. Mid'de eşit demek, yok etmek demek. Bu arada BRTT bok gibi flash atıyor bak. Tolerant çok kötü engage atıyor. Tutmuyor normalde ama ona rağmen flash atıyor. Arkasında trash olmasına rağmen. Bak. Bu ne abi? Flash attığı yere bakın. BRTT eller titriyor kardeş. Hop trash. Yat oğlum aşağı. Ya bu işler böyle. Hop.
At oğlum aşağı robo. Bak burada adamlar disiplin yapıyor bak. Kesler ya GP. Direkt kaçsalar kaçarlar. Bak ne yapıyorlar. Dönüp W falan atıyor. Şekil şukul yapıyorlar yolluyorlar. Burada bizim için çok iyi oluyor burası. Tam gelişine varıp atlıyor burada bak. Aslında Armut bayağı iyi oynuyor da. Bak güm. Evet, closer hemen yine bir önceki Flamengo maçındaki gibi. Bakın en büyük dipnot Tolerant'ın move'u. Bakın karşı support daha bizde. Tolerant burada. Bu Herald'ı aldık. Support move'ları Herald'larda çok önemli beyler. Aklınızı bulsun. 1. Top lane push'u. 2. Mid push'u. 3. Support'un roam'ı. Rotate'i. Bu roam değil. Rotate. Hatta pilot'la beraber geliyorlar. Lane swap atmışlar direkt. Ama emin olun sadece lane swap atmasa bile o support oraya gelebilir. Yani böyle bir move var. Levelang ne yapıyor? Troll. Hop, burada son anda Levelang'ın pasifi Closer Q'sunun önüne geçiyor. Flash'ını aldık. Çok güzel bizim için. Herald'ımız da var. Ama bu Herald'ları dakika 14'ten önce niye kullanmıyoruz bilmiyorum. Burada top lane'e kullanacağız gerçi sanırım da. Hop, burada güzel bir engage atıyoruz. Ama bakın. Bu engage neden fail? Bilen var mı? Lütfen durdurun düşünün. Şimdi ben size açıklayayım sebebini. Biraz bekledim. Şu an Lee Sin topa geliyor ve Herald atacak ve eşin flash'ı yok, Thresh'in flash'ı yok. Şimdi kardeşim, Lee Sin topa geldiğinde biz bu engage'i atarsak dive bile %100 atarız adamlara. %100 bak. 99 değil, %100. O yüzden burada Lee Sin'i bekleyeceksin. Ondan sonra yapacaksın onu. Tamam, yine ward oluyor bakın. Flash attı. Adamın canı az oluyor. Güzel. 1 HP kalıyor. Thresh kaçıyor işte. Adamlar geri dönmek zorunda kalıyor. Ama zaten adamlar geri dönmek zorunda kalacaktı ki. Rakan'ın flash'ı gitti şu an. Ultisi gitti ve adamı kesemedik. %100 kesmiştik adama. Düşünün. Zaya Rakan'sınız. Karşınızda Ashe var. Flash'sız. Ölmeme ihtimali yok. Burada Tolerant trollüyor biraz bak. Gold'unu da almış oluyor. Önce çıkması lazım. Herald'dan gold alıyor. Plate gold'u. Trollemiyor da almak istemiyor ama başaramıyor. Alıyor yani. Evet. Closer farmlamaya devam ediyor abi. Closer farmda biraz geri düşmüş ama hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Pilot CS'de önde. Top'ta GP önde. Bizim için mükemmel bir senaryo. İkinci Dragon çıktı şimdi beyler. Onda biraz toplanabiliriz. Bakın Dragon çıktı. Dragon almak için mesela biz bot lane'imizi yine bota göndermişiz. Evet, Shrimp yine top lane'de. Bu GP'den ne istiyorlar bizim armutumuzdan ya? Toleranta bak abi. Nerelerde geziyor bak. Büyük ihtimal şu an GP'yi kesmek için Nocturne'un yine topta olduğunu düşündükleri için Closer bu kadar rahat oynuyor. Bot'tan kuleyi alıyoruz. Shrimp de topta. Hemen adam diyor ki Closer botta ben topta bir şey yapayım diyor. Yapıyor da. Hop. Armut çok güzel kaçıyor bu arada. Mid'e geliyoruz hemen. Mid'i pushluyoruz. Nocturne'un ultisi yok. Nocturne denen hero yok şu an oyunda. Hemen mid'i bir daha pushluyoruz. Şu an benim görüşüme göre bu oyunda Lee Sin'in İki seçeneği var. Zaya Rakan'ın yanında oynayacak ya da GP'nin yanında oynayacak. Twisted'in yanında oynamaz. Şimdi bence GP'nin yanında oynaması daha mantıklı. Neden derseniz GP ölmezse eğer şu an çok güçlü abi. Bakın gerçekten şu an 2 ve 2'de direkt kazanırlar. Ama Zaya Rakan da çok güçlü. Ve şunu dipnot olarak geçiyorum. Zaya Rakan özellikle Zaya Nocturne'e karşı inanılmaz güçlü beyler. Late game'de. Yani Nocturne diye bir hero yok late'te. Ve Rakan da çok güçlü ona karşı. Çok koruyor çünkü. AD carry'ler arasında hala çok fark var. İki tane Ocean Dragon'umuz var. Evet burada güzel bir fight çıkıyor. Buradaki vardı kırmak bu arada büyük cesaret ister beyler. Aklınızda bulunsun. Gerçekten büyük cesaret ister. Burada engage atıyoruz. Tolerant'a vuruyorlar ama Tolerant ölmüyor. Twist Fate geliyor. Closer Q kaçırıyor. Hop güzel bir stun geliyor.
Lee'sinden Flash Q, GP ultisi falan. Hop. Abi Twist Fate'in o pilini görüyor musunuz? Hop, onu da alıyoruz. Gayet güzel. Bak nasıl seviniyorlar. Mid kulesini alıyoruz. Şu an bu bizim için çok önemli beyler. Twist Fate'imiz var, GP'miz var. Yan koridorlarda inanılmaz güçlüyüz ve Zay Arakan'ımız var. Orta koridorda çok güçlüyüz. Yani orta koridor puşu hep bizde. Bu ne demek? Royal Yuta bak. Helal olsun ya valla. Burada armut. Soğukkanlı armut. On bak. Armut burada base atmak yerine gidiyor bak. Şuraya ward atmaya falan gidiyor büyük ihtimal şu an. Ya abi ne yapacağım vardı oğlum? Dakika 19. Baron yok. Oradaki ward bize ne gösterecek? Zaten mid'i pushlamışız. Twist Fate botta. Manyak herif. Son anda kaçıyor. Dodge'lamıyor. Dümdüz kaçıyor. Hatta kaçamıyor aynen. Ölüyor bak. Şu an tamamen onun yüzünden ölüyor neredeyse. Thresh'te çıkartıyor. Bizimkiler de hemen mid'i pushlayıp bota iniyorlar. Oradan büyük ihtimal hani hafif bir tolerant buraya yardım edip tekrar mid'e dönecek. Pushlamasına yardım etti. O pressure yaratıyor beyler bak. Rakan oradayken LeBlanc Twist Fate atlayamaz. Twist Fate otomatik pushluyor. E zaten mid'e pushluyoruz. Aldınız mı? İnce detaylar bunlar. Mesela bakın. Twist Fate şu an geliyor ya mid'e. O kadar gelmesine gerek yok. Bize zaman kaybettirebilir biraz. Şu an mesela 3-5 saniye kaybediyoruz. Şu an tam bunlar geldiğinde şu an burada olması lazım. 3-5 saniye kaybediyoruz. Çok ufak detaylar ama perfect senaryo anlatıyorum beyler. Sonra bana aa şöyle yaptı böyle yaptı demeyin. Twist Fate LeBlanc'a karşı gayet güzel pik. Gördünüz. Direkt. Aa baksana Twist Fate nasıl iş yapıyor. Closer oradan nasıl çıkıyor ben anlamadım zaten. GP de toptan ittiriyor. Şu an bizim için bayağı iyi. Buradan bu kuleyi almaya çalışıyoruz. Alamıyorduk galiba. Alıyor muyuz? Almışız. Süper. İkinci kuleyi de aldık. Direkt çıkıyoruz. Şimdi dağ ejderi artı baron yapmamız lazım. Dağ ejderini alıyoruz zaten burada. Dağ ejderini de aldık. Onu göstermiyor. ADK'ler arasında inanılmaz fark var. Adam daha 1,5 item. Bizim Pilot 2,5 item. Hatta BF var. Üstüne Zhonya almış. İnanılmaz güçsüz. Bildiğin eş şu an 0 vuruyor. Ah Closer ah. Güm. Pa. Abi şu kill çok güzel. Bir daha izleyelim bunu. Siyol gidiyor Thresh'e. Çok güzel abi. Burada ben Armut Zhonya basıyorsun bak. Armut'a engage atıyorlar. Armut bu arada disrespect yapıyor. Bu hata. Bak. Şu an Armut'un burada olması hata. Tamam mı beyler? Çünkü bekle abi. Bekle biraz. 1-2 saniye bekle. Neyse flash atıyor. Ultiyi kullanıyor bayağı iyi. Burada Zhonya basıyor. Nocturne basmış. Ben Armut basıyor sanıyorum. Armut ona rağmen bayağı iyi oynuyor burayı. Bizim çocuklar geliyor. Hepsini kesiyoruz. Buradan Baron'a gidiyoruz. Baron'u da alıyoruz. Bu arada beyler bazıları şey diyor. Full AD'yiz falan filan. Ha full AD olmak karşıda bu pikler varken önemli değil. Karşıda tank yok ki. Full AD olsan ne olur? Şimdi top lane'i pushluyorlar. Hemen tier 2 yani ikinci kuleyi alıyorlar. Bu çok önemli. Tüm kulelerdeki ikinci kuleleri almak çok önemli. Vision'ı ilerletmiş oluyorsunuz. Burada Twist Fate'e ulti atıyor Nocturne. Baksanıza abi nasıl güçlü Nocturne bak. 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 Direkt öldü. Böyle bir saçmalık mı var? Ay, o abi Pilot ne kadar çok vuruyor. Bak şimdi geliyor 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 geliyor. Ah. Zaten base'ini bozamıyordu. W'yu da yanlış attı. Baron buff'umuz var. Bunu kullanıyoruz. Daha bir dakika var. Hemen acele ediyoruz. GP zaten topu pushluyor gayet güzel bir şekilde.
İki koridordan hop buraya da bir teleport geliyor. Kulenin tank kulenin vurduğu minyona teleport atılıyor. Midini bir türü açıyoruz. Armut'a engage atıyoruz. Armut'tan erken bir Zonya geliyor beyler bakın. Bak. Erken bir Zonya geliyor yani gerek yok. At ona stun. Abi Twist Fate'in stun attığını kesiyorsun. Bu kadar. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Burada direkt Twisted Fate'in en kötü ulti atıp botu puşlaması lazım benim kendi nezdimde. Çünkü abi sen tiebreak maçı oynuyorsun. %100 garanti oynaman lazım. Bence direkt bota ulti atıp orayı puşlayıp 3. inhibitörü açmak daha mantıklı. Burada bitirmeye uğraşıyoruz. Bence bu çok tehlikeli. Bak Tolerant flash milaş atıyor bir şeyler. Bir RTT flash atıyor. Çıkıyoruz buradan. Tekrar geliyorlar. Twisted ulti atıyor. Burada hiç unutmuyorum. Bağırıyorum. Twisted Fate bota git bota git bota gidiyor burada. Sonunda. Sonunda Allah'ım sonunda. Bot kuleyi de alıyoruz. Abi pilot inanılmaz fazla vuruyor. Bir RTT'de flash yok. Hemen flashlıyoruz onu. Çok güzel. Ve burada artık bizim çocuklar bir üst tura çıkmaya hak kazanıyor. Ya yani bu maçla büyük ihtimal tüm Türkiye, LoL Espor taraftar grupları, işte ne bileyim e-spora gönül veren kardeşlerimiz çok mutlu olmuştur. Ben de çok mutlu oldum. Royal Youth'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.